şu güne kadar iyi ya da kötü bir şekilde ulaşmayı başardın ama şöyle bir şey var ki şu güne kadar yaptığın tüm çalışmalar bundan sonraki kalan süreçte yapacağın çalışmaların sadece bir temeliydi. Asıl son vuruşun içerisinde olduğumuz bir döneme giriyoruz. Son 100 gün. Simgesel bir anlamı var. İşte 100'den 99'a iniyor. Yani 3 haneliyken bir anda 2 haneliye iniyoruz. E, i̇nsanların içerisinde korku oluşturabiliyor. Heyecan oluşturabiliyor. Gerilim oluşturabiliyor. Ama problem yok. Kendine inanan bir öğrenci bu süreçlerin hepsinden çıkar. Evet burada abi araya giriyoruz. Bir tane kitap tanıtacağım öncesinde. Sonrasında da bunun bir çekilişini yapacağım. Çekilişinden bahsedeceğim. Güzel bir çekiliş aslında size sağladım. Daha öncesinde de tanıttığım bir yayında aslında strateji yayınlarının bir kitabı. 35 günde gün gün AYT Matematik. 35 günde AYT Matematiği bitirebileceğiniz ya da bitirdiyseniz de tekrar edebileceğiniz bir sistematiği var. İçerisinde gün gün ne çalışacağınızda konuları işte bölümleri tek tek ayırmışlar ve güzel bir sistematik kurmuşlar. Soru tarzları olarak özellikle Türev'deki grafik sorularını beğendim. Onun dışında böyle integralde güzel paragraf böyle problem tarzı diyebileceğimiz integral soruları vardı. Onları beğendim. Onun dışında logaritmadaki bazı soru tiplerini gerçekten beğendim. O yüzden hani e, orta seviye diyebileceğimiz aslında güzel bir kitap olduğunu düşünüyorum. Birebir önerebileceğim bir kitap. E, şu anda da bu arada Hacettepe kampüsündeyim. Şu arkamda kütüphane var. Kütüphaneden çıktım, videoyu editliyordum. E, böyle bir çekiliş, böyle bir fırsatı geçti elime. Hemen dedim size duyurayım. De ben kitabın biraz daha böyle denemelere geçmeden bir önceki evre olduğunu düşünüyorum. Hani bunu bitirdikten sonra seri bir şekilde denemelere geçilebileceğini düşünüyorum. E, bu şekilde hani 35 günde planlı bir şekilde Ayete Matematiği bitirebilirsiniz. O önden güzel bir kitap olmuş. Şimdi çekilişe geçelim hemen. 5 arkadaşımıza hediye edeceğiz bu kitabı. Katılım şartları çok basit. Aşağıdan kanala abone olmak, videoya like atmak, bir de yorumlara hedefinizi yazmak. Bu kadar basit. Herkese başarılar diliyorum. Şimdi videoya devam edelim. Şimdi genel olarak bu videoda son 100 günden bahsedeceğim. Uzun tutmayacağım videoyu. Zamanınızı almak istemiyorum. Kısa bir şekilde yapmanızı istediğim, önerdiğim şeylerden bahsedip gideceğim. Arkadaşlar bundan sonraki süreçte TET'de her ne konumda olursanız olun artık TET'de branş denemelerine geçin. Genel denemeleri arttırın ve AYT'de olabildiğince konu yüklenin. Konu yüklenin, konu yüklenin. Hatta yani AYT'nin %50'sini bitirdiyseniz artık AYT branş denemelerine bile başlayabilirsiniz. Bundan sonraki süreç tamamen soru çözme odaklı gitmeli. Nerede eksik var? TET'yi açtın baktın. Nerede eksik var? Hemen üzerine kapan. AYT'yi açtın baktın eski konularda eksiğin var hemen üzerine kapan. Yani bundan sonraki 100 günün tamamen bu şekilde olması lazım. Açacaksın yapamadığın sorulara özellikle bakın burada yapamadığın sorular artık bundan sonraki süreçte çok önemli. Belki bu zamana kadar ihmal ettiniz işte sonra yaparım sonra yaparım dediniz ama bundan sonraki süreçte çok ama çok önemli. Sizin daha öncesinde yapamadığınız ve öğrenemediğiniz bir soru YKS 2024'te karşınıza gelse bunun vicdan azabıyla nasıl baş edebileceksiniz? Yani diyeceksiniz ki ben bu soruyu daha önce görmüştüm. Yine yapamamıştım. Galiba yine yapamayacağım. Yani sınav anında böyle bir psikolojiye girdiğinizi düşünseniz de çok kötü bir durum. O yüzden hani bunu artık daha fazla ihmal etmeden lütfen şu yapamadığın sorulara en kötü iki haftada bir dönmeye başlayın. Artı olarak arkadaşlar çıkmışları sona bırakmayın. Arkadaşlar çıkmışlar korkulacak şeyler değil. Sizin çıkmışları görmeniz lazım. Sizin artık ÖSYM'yi anlamanız lazım. ÖSYM'nin dilinden konuşmanız lazım. O yüzden şimdi önce TYT ardından da Mart sonu Nisan gibi AYT çıkmışları çözebilirsiniz. Tabii ki burada konularınızı bitirmeniz lazım. Eğer konularınız Mayıs'ta bitecekse o zaman AYT çıkmışları da Mayıs'ta çözmelisiniz. Ona bir şey demiyorum. Ama eğer konularınız %80, %90 bitmeye yaklaşacaksa o zaman Nisan ayı gibi çıkmışları çözebilirsiniz. Çıkmış AYT'leri çözebilirsiniz. Mart ayında da çıkmış TYT'leri öneriyorum. Ve çıkmışlarda şunu göreceksiniz ki çıkmışlar o kadar da korkutucu değil. Hatta piyasadaki bir sürü yayından çok daha basit. Burada bir diğer önereceğim şey ise eskiden de öneriyordum. Bu zamanda çözebilirsiniz. Şu zamanda çözebilirsiniz. Artık eğer çözmediyseniz şu Ales'lere de bir bakın. Ales'in Türkçelerine bir bakın. Bakın dilimde tüy bitti. Ales'in Türkçeleri direkt zaten ÖSYM'nin çıkmış sınav soruları. Bildiğimiz TYT paragraf. Abi bana paragraf kitabı öner. Bilgin bana bir tane paragraf kitabı söyle ya falan filan. Bana söylemeyin arkadaşlar. Gidin Ales'leri çözün. En değerli size önerebileceğim kaynaktır. ÖSYM'nin Ales soruları. Kendinize bir şablon oluşturun. Benim Sınavı kazanmamı sağlayan şey son 90 günde yaptığım çalışmalardı. Şu anda 100 gün var. Siz bunu 100 gün olarak da yapabilirsiniz. Bakın şu anda bu tarafında bir tane şablon görüyorsunuz. Bu benim kendim kendi sınav senemde oluşturduğum bir şablondu. 90 günü tek tek yazdım. Bunun belki pdf'ini falan isteyenler olacaktır. Bunu kendiniz elinizle yazın. Bölün sayfaları. Çünkü emeğiniz olsun emek gösterdiğiniz için daha çok yapasınız geliyor. O yüzden elinizle tek tek yazın bu şekilde. Ve şunu deyin. Ben günde maksimum kaç saat çalışabilirim? 8 saat mi? 9 saat mi? Hadi 10 saat diyelim. Çünkü benim o dönemde ben orayı 10 saat olarak algılamıştım. Demiştim ki 10 saat. Tamam ben 10 saat ve üzerinde çalıştığım her güne yuvarlak atacağım. Bir zincir oluşturacağım. Barış Özcan'ın böyle bir videosu vardı. Zinciri kırma. Ondan esinlenmiştim. Her seferinde bir yuvarlak atacağım. Bu yuvarlakların sayısı 90 gün içerisinde. Eğer ki 72'den fazlaysa neden 72? Çünkü %80'ine denk geliyor. 72'den fazlaysa o zaman ben dereceyi hak ettim demektir. Derece yapacağım demektir demiştim. Ve çok şükür yaptım. Kaç gün yaptım? 81 gün boyunca ben 10 saat ve üzeri çalıştım. Bundan öncesinde evet 10 saatleri çok nadiren görüyordum. Çok ara ara görüyordum. Ama son 90-100 gün ben öyle bir gaza bastım ki burada Mart ayında eğer bulabilirsem özde bir sonucumu size göstereceğim. Mart ayındaki özdebirim o kadar da yüksek değildi. Ama ona rağmen son 90-100 günde ben o kadar çok çalıştım ki o kadar çok çalıştım ki yani ailem falan da şahit. Ben eve sadece yemek yemeye geliyordum. Yemek yedikten sonra sokağımın kütüphaneye gidiyordum. Kütüphanede gece 1'e 2'ye kadar çalışıyordum. Sabah yine 9'da ben kütüphaneye gidiyordum. Benim tüm günüm böyle. Artık ot gibi yaşıyordum. Yalan yok. Son 90 gün bildiğin ot gibi yaşıyordum. Ama buna değdi arkadaşlar. Değdi mi? Değdi. Bakın bu şablonda bir de köşeli parantezler var. Köşeli parantezlerde 6 ile 10 saat arasında çalıştığım hani ortalama çalışma dediğim saatlerde 6 ile 10 saat arasında çalıştıysam ben oraya köşeli parantez atıyordum. Çarpı ise 4 saatin altında çalıştıysam ya da hiç çalışmadıysam çarpı atıyordum. Görüyorsunuz çarpıların sayısı ne? kadar az. Bu şablonun %90'ını yuvarlak ve köşeli parantezle bitirdim. Bu çok güzel bir orandı. Beni inanılmaz motive ediyordu. Ben her yuvarlak attığımda, her gece yuvarlak attığımda diyordum ki ya galiba olacak diyordum. Kendi kendimi motive ediyordum. Bir önceki videoda bahsetmiştim bu konuda. Kendi motivasyonumu kendim kurmuştum. Size de kesinlikle bunu öneriyorum. Analizlere önem verin. Bol bol soru çözün, deneme çözün. AYT branş denemesi bile çözebilirsiniz. TYT deneme sayısını arttırın ki bununla ilgili önümüzdeki haftalarda çok güzel bir video gelecek. Normalde ben bu ay atacak ama yetişmedi çok üzerinde emek taşıyan bir video olduğu için çok da aceleye getirmek istemedim. Ne demek istediğimi göreceksiniz abone olun takipte kalın çok önemli bir video gelecek şimdiden bunu söyleyeyim. Bir de şunu önereceğim hala sosyal çalışmamış sayısalcılar varsa 2012 ila 2017 arasındaki YGS'lerdeki sosyalleri kesinlikle çözün arkadaşlar onları çözün. O soruların çözümlerini bulun ve kendiniz oradan çalışmaya çalışın. Eğer ben kolay yorulan sosyal bir halletmek istiyorum diyorsanız bir özet kitabı alabilirsiniz. Onun üzerinden tekrar yapabilirsiniz. Sizi çok geliştirir çok şey öğrenirsiniz. Çok yanlışınız çıkabilir ama bayağı şey öğrenirsiniz. Bunu kesinlikle öneriyorum. Bir göz atmanızda fayda var. Evet, benim genel olarak son 100 güne ait söylemek istediklerim bunlardı. Yapmanızı istediğim şeyler bunlardı. Uzun soluklu bir maratondu ve artık son etabına girmiş bulunmaktayız. Umarım herkesin gönlüne göre olur. Umarım herkesin istediği yerlere ulaşmada bir adım daha yaklaşır. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Başarılar dilerim.